Menderes rahmetli, Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. Menderes dünyanın gözünü açtı, Türkiye'nin gözünü açtı. Yolsuz yerlere yol yaptı, susuz yerlere su getirdi, ışıksız yerlere ışık getirdi. Ama Menderes'i ne yaptılar? Astılar. Şu anda çok övgeliyim. Aynısını bizim Tayyip'imize yapacaklar, yavrum yapacaklar bunu. Aynısını düşünüyorlar ama yapamayacaklar. Biz onun arkasındayız. Ben bu yaşımda bile sabahlara kadar onu bekleyeceğim. Bu meydanlar boş kalmayacak. İnşallah onlar perişan olacak o düşmanlar. Düşman değiller, cavur değiller ama Türk kanı yok onlarda. Onlar Müslüman olamaz. Şu halimize bakın. Hiç daha o kadar her şey olay oldu ama bunun kadar dehşet olmadı. Bizim aydınımızda şimdilik bir şey yok. Devlete hakim olmaya çalışan bu yapılar gaflet içerisindelerdi, hıyanet içerisindelerdi, dalalet içerisindelerdi. Hıyanetin çok açık örneğini vatandaşımıza silah kullanarak, bomba kullanarak vatandaşımızın seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, vatandaşın iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'ne bomba atarak, vatandaşın seçtiği bütün kurumları bombalayarak, onları hedef alarak gösterdi. Onların arkasında kimlerin olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Daha da çıkacak. Göreceğiz ki bu sadece bir dalalet değil, bir hıyanetin sonucudur. Bu hıyanetin içerisinde bulunanlar şunu anlamalıdır ki Türk milleti kendisine zincir vuracak. Hiç kimseye bu zamana kadar boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da merhum başbakanımız Adnan Menderes'in fotoğrafları yan yana. O gün demokrasi uğruna şehit olmuş merhum Adnan Menderes'in de ruhu eminim ki her zamankinden daha fazla şad olmuştur. Bunlar hain. Bunlar hain. Bunlara yardımcı olan gafiller de var. Bu hainler cezasını çekecekler. İnşallah. İnşallah.